Esma Hüsna nasıl zikredilmeli? Ben öncelikle niyetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Niyetle birlikte bizim hayatın içindeki duruşumuz, Kur'an-ı Kerim'in söylediği o sırrat-ı müstakim, dost doğru yolda, yani iyilikte, güzellikte, doğrulukta, helalde olabilmek bence her anlamda duayı da zikri de güçlendiren bir unsur. Bunları göz ardı ederek yapılan dua ya da zikirlerin çok sonuç almayacağını ve alınmadığını da zaten düşünüyor ve görüyorum. Dolayısıyla zikir çalışması yaparken sayısınca eğer vaktiniz varsa elbette zikredebilirsiniz ama 7 ya da 12 kez bir Esma-ül Hüsna'yı zikretmek, sonra onun anlamını öğrenip onu hayata geçirmek için gereken sorumluluğu üstlenmeniz. Diyelim ki sevgi istiyorsunuz ve Ya Vedud Esma-ül Hüsna'sını zikrettiniz. Siz ne kadar hayata ve insanlara sevgiyle yaklaşıyorsunuz? Bolluk istiyorsunuz Ya Rezzak. Peki hayatın içinde haramdan uzak duruyor muyuz? Helal kazançlarımız mı var? Demek ki Esma-ül Hüsna'ların ya da bir Esma-ül Hüsna'nın sayısınca zikredilmesinden çok daha önemli olan şey bizim hayatın içindeki niyet duruşlarımız ve bunu bir de duayla, esmayla süslediğimizde işte o zaman gerçekten o içsel şükür ve hamd hali ve dünyevi düzlemdeki başarı ve mutluluk bize gerçekten güzel bir şekilde sunuluyor.